İşte zaman gelince Allah mübarek insanlar göreve getiriyor. Ne diyor? Cenab-ı Allah, siz nasıl olursanız öyle idare olunursunuz. Vakit gelince Allah mübarek insanlar getiriyor. Dinsiz, imansız getirmedi hiç. Ama bu sefer Mehdi aşıklarını getirdi. Ahir zaman bülbüllerini getirdi. Kader böyle. Mesela o 4 yaşında yetimken aklının ucundan bile geçmez başbakan olacağı. Tayyip hocam da öyle. Fakir yaşayan, mazlum bir delikanlı. Kendini Allah'a adamış. İmam Hatip'te orada. Simit sattım diyor. Küçükken diyor. Ufacık bak el kadar çocuk. Kışta, kıyamette. Gidiyor simit fırınına. Orada tablanın üstüne simitlerini yerleştiriyor. Sonra başının üstüne onu koyuyor. Götürüp simit satmaya gidiyor. Ne çiledir bu. Ne zorluklardır. O da çok acayip. Kaderi göstermek için yaratan bunu yapıyor. Aynı gün. Evet. 26 Şubat bir de kova çağrışan. O söylediğim hadis ama Peygamberimiz bunu Allah'tan aldığı ilhamla söylüyor. Evet. Vahiy değil tabi. Evet. Hadis. Siz nasıl olursanız evet, öyle idare olursunuz. Evet. Ama onu Peygamberin kalbine ilham eden, vahiy eden de Cenab-ı Allah. Vahiy, Kur'an vahiy zaten Kur'an'da oluyor. Evet. Tayyip hocam, Davutoğlu balık burcu mu, kova burcu mu? Balık değil mi? Evet. Ha o zaman balık denizde bir yol tuttu diyor. Evet. Ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Denizde bir yol tuttu. Evet. Garip bir şekilde diyor. Onlar bir yol tuttular şu an. Beklediğimiz işaret ediyor. Evet. Çocuk da kovayla yukarı doğru çıkıyor şu an. Evet. Kovanın içindeki çocuk da yukarıya doğru çıkıyor. Kuyudan. O onu gizleyen kuyudan, görünmez olan kuyudan gün yüzüne doğru çıkmaya başladı. Bir süre sonra o gizlenen gün yüzüne çıktığında kovadaki çocuğu göreceğiz. Kısmetse. Ben de öncüsüyüm. Evet. Öncülerindenim sizler gibi. Evet. Tayyip hocam gibi, Sayın Davutoğlu gibi. Efendim? Balık beklenen işaretti diyordu. Tabii bu beklediğimiz işaret ediyor. Evet. Annesi 4 yaşında öldüğü için halası bakmış Davutoğlu'na. Ne güzel. Ne güzel. Mesela yetim yetişmiş olması da ayrıca bir güzellik onun için. O ona müthiş bir ruh üstünlüğü katmış. Onun içliği de duruyor üstünde. Davutoğlu hocamızda. Adı da güzel, kendi de güzel. Tayyip Hoca'ya da helal olsun. Kıskançlık diye bir şey bilmiyor. Mesela bak liyakat dedi. Kardeşi olduğu için severek onu başbakanlığa getirdi. İsterse bir yancı bir tip bulabilirdi yani. Evet. Yancılara kapıyı kapattı. Evet. Hocam Davutoğlu'nun evet, halasının nasıl resmi vardı Davutoğlu'nun. Evet dinleyeyim, göreyim. Çok seviyorum seni. Maşallah. Maşallah. Dünya tatlısı maşallah. Ya mühim olan milletin ruhunun yaşanması. Türk milletin bir geleneksel sıcaklık ruhu var. Bir kardeşlik, dostluk ruhu var. Davutoğlu'nun akrabası bir teyze. Oğlum Ahmet Davutoğlu. Ne kadar güzel sevgi. Yüzündeki ifade gördünüz mü? Nasıl temiz ya. Çocuk temizliğinde. Çocuk saflığında yani. Ve çocuk candanlığında. İşte bizim milletimiz bu. Evet. Şu an iktidar olan da bu yapı. Evet. Ya milleti çok aşağılar, çok ezdiler. Büyük bir bölümünü çok ezdiler. Bu iddia eden Ergenekon, terör örgütü, şu bu falan feşmekan. Şimdi cidden bir güzellik, bir sıcaklık hakim oldu. Ama tabii o arada bağnazlığın sızmamasına dikkat etmek lazım. Evet. Anadolu'nun sıcaklığı, sevgisi ayrılır. Ama araya da bağnazlığı sıkıştırabilirler. Ona dikkat ettikten sonra Anadolu'nun saf ahlakı dünya için en güzel modeldir. Bak, Anadolu'daki saf ahlak, temiz ahlak, sevgi anlayışı, vefa, kardeşlik anlayışı, yani güzel ahlak olan her şey Almanya için, Japonya için, Avrupa için, her yer için birinci deden en mükemmel modeldir. İnsanlık modelidir. Yani bütün dünyanın hayran olacağı bir modeldir. Allah'ın hikmeti bozulmadı Anadolu. Ne Güneydoğu'yu bozabilir, mesela PKK ile bozabilirlerdi, bozamadılar. Hep dindar. Hep efendi, hep saygılı, hep nezaketli. Mesela bak, Anadolu'da çekimler yapıyorlar falan. Köylere gidiyor. Ha? Olanca tatlılığı, olanca temizliğiyle duruyorlar. Allah muhafaza etti. Televizyon da olumsuz etki yapmadı. Radyo da olumsuz etki yapmadı. Yani televizyon derken bazı televizyon, bazı gazeteler. Basın da olumsuz etki yapmadı. Çünkü Amerika'yı da izleyebiliyorlar. Her yeri izleyebiliyorlar. Avrupa'yı da izleyebiliyorlar. Hiçbiri olumsuz etki yapmadı. Safiyetini ve asaletini Anadolu korudu. Evet. Bir sırra binaen, bir hikmete binaen. Çoktan bozulurdu. Allah bozdurmadı. Model olarak dünyaya muhafaza etti. Şimdi o model dünyaya hakim olacak. Anadolu ahlakı. Hazır ahlak yani. Hazır yaşam. Hazır güzellik.